İkinci madde üzerinde üç önerge vardır. Önergeleri aykırı kısasına göre okutup işlem alıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan 105 sıra sayılı Ceza Mahkemesi Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ikinci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesine arz ve teklif ederiz. Madde 2. 5682 sayılı kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. Ek madde 7. Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle A. O hal kapsamında kabul edilen kanunlar uyarınca kamu görevinden çıkarılmaları veya rütbelerinin alınması nedeniyle pasaportları iptal edilenler ile haklarında pasaport verilmemesine yönelik idari işlem tesis edilmiş olanlardan B. 18-10-2016 tarihli ve 6749 sayılı olağanüstü hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabul edilmesine dair kanunun 5. maddesi ve 27-6-1989 tarihli ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 35. maddesi uyarınca pasaportları iptal edilenler ile haklarında pasaport verilmemesine yönelik idari işlem tesis edilmiş olanlardan C. Mahkemelerce yurt dışına çıkmaları yasaklananlar hariç olmak üzere bu kanunun 22. maddesi uyarınca pasaportları iptal edilenler ile haklarında pasaport verilmemesine yönelik idari işlem tesis edilmiş olanlardan tamamının pasaportları iade edilir. Saliha Aydeniz, Diyarbakır, Erol Katırcıoğlu, İstanbul, Erdal Aydemir, Bingöl, Celadet Gaydalı, Bitlis, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli milletvekilleri. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılmıyoruz Sayın Başkanım. Önerge üzerine söz isteyen Kocaeli milletvekilimiz Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu. Süremiz 5 dakika Sayın Gergerlioğlu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün 4 yıl önce olan çok acı, çok üzücü bir katliamı, yani 10 Ekim IŞİD katliamını kınayarak, lanetleyerek başlıyorum ve bu katliamın kurbanlarını saygıyla, rahmetle anıyorum. Bu katliama baştan beri kokteyl terör diyen iktidarı da şiddetle eleştiriyorum, kınıyorum. Çünkü en baştan beri IŞİD katliamı olduğu besbelliydi ve göz yumulduğu apaçık belli oldu ve kokteyl terör sözünde ısrar ettiler. Ayrıca Suriye harekatı, buna mutlaka değinmemiz lazım. Değerli arkadaşlar, bu harekat niye yapılıyor? Şöyle sakince düşünmek lazım. Bu harekat inişte olan bir lideri, bitişte olan bir iktidarı, çıkar ittifakı olan bir cumhur ittifakını son çaresidir. Bunun için bu harekat yapılmaktadır. Ve sağcılaşma rüzgarları estirilerek her kesim bu sağcılaşma rüzgarlarına kaptırılmakta ve aldatılmaya çalışılmaktadır. Suriye politikalarını eleştirenler de maalesef bu rüzgarlara kapılabilmektedir. Değerli arkadaşlar, bu konu çok önemlidir. Şu an, şu saniyelerde, şu dakikalarda bakın Ceylanpınar'da, Birecik'te, Nusaybin'de, Kamışlo'da insanlar ölüyor. İnsanlar ölüyor. Nusaybin'de biraz evvel 4 kişi öldü. 4 vatandaşımız vefat etti. Kamışlo'da biraz evvel 2 yaşında bir çocuk öldü. Biz savaşı konuşuyoruz. Savaşı konuşmak da son derece doğaldır. Barış esastır, barış. Savaş her zaman eleştirilmeye müstahaktır. İnsanlık savaştan çok çekti. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, çok çektik bu savaşlardan. Ve savaşı eleştirmek en doğal hakkımızdır değerli arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bakın, KHK'lıların pasaport meselesi konuşuluyor. Aslında yüz binlerce KHK'lıya 3 yıldır çok büyük haksızlıklar yapılıyor ve bu yargı reformu paketinde aslında beklenen KHK'lılara adaletti. Ama öyle bir şey yok. Sadece pasaport meselesinde, o da anayasaya aykırı bir düzenleme var ortada. Değerli arkadaşlar, yüz binlerce KHK'lı bir kırıma uğratıldı. Şu anda KHK'lı hukukçular avukatlık bürosu bile açamıyor, biliyor musunuz? KHK'lı 55 bin öğretmen özel bir okulda öğretmenlik bile yapamıyor. Sizin il başkanınızdı, AK Parti İsparta il başkanı Osman Zabun demişti ki KHK'lılar ağaç kökü yesin.
Evet, hakikaten amacınız buydu ve yüz binlerce insan şu anda son derece zor durumdadır. Aileleriyle 1,5 milyonu bulan bir kesimi neslini kurutmayı hedeflediniz ve adeta Nazi Almanyası'na benzer soykırım uygulamalarına uğrattınız. Bu konuda bir gelişme isteniyordu. 3 yıldır bu konuda son derece zalimce, vicdansızca, insafsızca uygulamaları yaptınız. Aylardır insanlar bunları bekliyor ama yargı reformu diye anayasayı çiğneyen bir pasaport meselesi önümüze getirdiniz. Adil ve bu pasaport meselesinde diyor ki madde, adil bir şekilde değerlendirmeyi İçişleri Bakanı yaparak pasaport konusunda karar verecek. Ben sorarım, şu anda bakın OHAL komisyonu 200 polisi iade etti, İçişleri Bakanlığı başlatmıyor. Yani o kadar keyfi ki, o kadar itibar ettiğiniz OHAL komisyonuna bile itibar etmiyor ve başlatmıyor. Bu kadar keyfi bir İçişleri Bakanlığı ile karşı karşıyayız. Seçimde yenemediği bir partiye kayyım atayarak rövanş almaya çalışan bir İçişleri Bakanlığı var. Bu mu adil değerlendirme yapacak? Dünkü başlayan harekat sonrası en ufak bir düşünce ifadesini karşısında gözaltılar yapan bir İçişleri Bakanlığı var. Bu mu adil değerlendirme yapacak? Bakın, son 3 yıldır o halde 28 kişi kaçırıldı ve İçişleri Bakanlığı tek bir açıklama yapmıyor. Bakın, dünyanın hiçbir yerinde bu olmaz. 28 kişi kaçırıldı, işkence edildi. Hepsini takip ettim ve İçişleri Bakanlığı tek bir açıklama ve araştırma yapmıyor. Tüm dünya bunu takip ediyor. Tek bir açıklama yapmıyor. Yine bakın, Ankara Emniyetinde işkence yapıldı. İçişleri Bakanlığı dedi ki hayır, yapılmadı. Daha sonra Ankara Barosu geldi, bir rapor düzenledi ve emniyette işkence yapıldığını göz altında olmasına rağmen bunu söyleyen insanların sözleriyle ispatladı. Buna rağmen bakın, buna rağmen İçişleri Bakanlığı yine tek bir açıklama yapmadı ve sessizliğe gömüldü. Bu tamamlayalım Sayın Gergerlioğlu. Bakın, Harbiyeli öğrenciler, 259 Harbiyeli annesi 3 yıldır ciğerleri yanıyor. Adil olmayan bir yargılama sonucunda müebbet hapislere mahkum edildi bu insanlar ve bu konuda da tek bir adım yok. Dün ne oldu biliyor musunuz? Size söyleyeyim. Ankara'da bir Harbiyeli öğrenci annesi basın açıklamaları yapıyor. Daha basın açıklaması yapmaya gitmeden Kızılay'da yürürken Melek Çetinkaya polis tarafından gözaltına alındı. Gerekçe ne? Basın açıklaması yapma ihtimalim var. Ya biz böyle bir ülkedeyiz. Ne yargı reformundan bahsediyorsunuz arkadaşlar? Bir polis devletindeyiz ya biz. Allah aşkına, KHK'lıların büyük buluşması için bakın pasaportu konuşuyoruz. Ankara'dan içeri sokmadılar KHK'lıları. Onu bırakın, partim HDP ve Saadet Partisi KHK'lıları kabul etti. O partiden içeri sokmamak için polis barikat kurdu. Hangi İçişleri Bakanlığı'nın adil değerlendirmesinden bahsediyorsunuz Allah aşkına ya? Değerli arkadaşlar, bakın, yüz binlerce kişiye pasaport tahdidi konuldu bu ülkede. Yüz binlerce kişiye, KHK'lı da değillerdi ve tamamen keyfi bir şekilde yüz binlerce kişiye konuldu. Daha 2 ay önce Anayasa Mahkemesi... Tamamlayalım. Bu 3 yıllık kararı ihlal var diye ihlal olduğuna karar verdi. Ve Anayasa Mahkemesi... nin verdiği bu ihlal kararı bile şu anda daha işleme konmadı. Yüz binlerce kişi son derece mağdur bir halde. Bakın, size bu pasaport ihlalinden dolayı yaşanan faciaları söyleyeyim. 3 yıldır Türkiye'de ne oldu biliyor musunuz? Pasaport vermediğiniz için 30 tane Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Ege ve Meriç sularında boğuldu. Boğuldu. Bunların 18'i, bakın şu bebekler, çocukları gösteriyorum, vicdanlarınıza sunuyorum. Bunların 30 tanesinin 18'i bebek, çocuktu, 0-6 yaş arasıydı. Ve bu bebeklere Bursa Büyükşehir Belediyesi cenaze aracı bile vermedi. Bursa'dan Amasya'ya gidecekti. Cenaze aracı bile vermedi. Bakın, bu insanlar pasaport yasağı dolayısıyla öldüler. Bakın, Sakız Adası'nda cenazelerin başında bekleyen insanlar. Buna hangi vicdan dayanır? Hangi insaf dayanır? Yazıktır, günahtır. Sayın Gergerlioğlu, tamamlayalım artık. Tamam. Ve yargı kararı olmadan, anayasa madde 23'ü çiğneyen bir maddedir bu. Anayasa madde 23'ü
çiğniyorsunuz bu maddeyle. Bu madde kabul edilemez arkadaşlar. Vicdanlar bunu kabul edemez. Anayasa madde 23'ü bu millet meclisi çiğneyemez. Bunu çok net bir şekilde söylüyorum. Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. Buyurun Sayın Turan. Sayın Başkan, 5 dakika, 9 dakika konuştu. Taklide sunmak istiyorum. Biliyorum ben. Zaten ifade etmiştim konuşmak isteyenin. Konuşmasını artıracağım diye. Kabul edilmemiştir. Evet. İkincisi, Sayın Başkan, en farklı görüşlere saygımız bir daha diyorum var. Bunu dinleriz. Ama soykırımcı gibi, neslin kurtmak istiyorsun gibi bu tarz ifadeleri şiddetle reddediyoruz. Bunlar doğru şeyler değil. Dille ilgili bir daha yapıyorum Sayın Başkan. Dil her şeydir, usul her şeydir. Bu tarz üslubu reddediyoruz Sayın Başkan. Ayrıca Cumhur İttifakı'nın bir çıkar ittifakı olduğunu ifade etti. Polemik olmasın diye, yok siz şöylesiniz, böylesiniz demek istemiyorum ama Cumhur İttifakı 15 Temmuz'un gecesinde tanklar üzerine kurmuştur Sayın Başkan. Peki, teşekkür ederim. Değerli milletvekilleri, şimdi değerli arkadaşlarım, konuşmacı arkadaşlarımıza bir naçizane tavsiyem var. Bu kürsüden konuşan arkadaşlarımızı televizyonlar gösteriyor ve sesleri duyuluyor. Ancak dışarıdan laf atıldığı zaman onlar televizyondan duyulmuyor. Ve konuşmacı arkadaşlarımız sıralardan söz atan arkadaşlarımıza cevap vermeye kalkışınca televizyonlardan izleyenler hangi tartışmanın içinde olduğunu anlamıyorlar. Bence herkes kürsüde birazcık dışarıya karşı kapalı olarak konuşmasını icra ederse televizyonlardaki insicamlarının bozulmadan bir görüntü sergilenmesine olanak tanırlar. Burada sanılıyor ki o konuşmalar duyuluyor. O atılan sözler duyulmuyor değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla sizi izleyenler de neye ilişkin konuştuğunuza dair bir bilgi içerisinde olmadığı için televizyonda bunu seyrediyorlar. Benim önerim, yine herkes bildiğini yapsın ama benim naçizane önerim, herkes konuşmasını genel kurula bakarak ve atılan sözlerden etkilenmeden sürdürürlerse başarılı bir konuşma performansı sergilenmiş olur. Benden size naçizane bir öneri.